Nasıl ya? Ne diyorsun kızım sen? Şaka mı yapıyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok. Böyle bir şeyin şakası olur mu? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya sen niye bana böyle bir şey söylemedin daha önce ya? Sen ne zamandır biliyordun bunu? Ya bir kendine bak. Ya İnci senden... senden anne olur mu? Ha? Benden baba olur mu? Benden baba olur mu İnci? Ölmek istedim. Keşke... ben... İyi misin? Sadece geldim. İnci. İnci iyi misin? Ha? Doğurmuyorsun değil mi? Doğurmuyorsun değil mi? Yok, çok ha? Erken daha. İnci. İnci. Doğruyum. O ince o**su var ya ince o**su. Spor salonunun ortasında doğuruyor. Ne? Kendi gözlerimle gördüm ya, bildiğin suyu geldi, doğuruyor. Doğuruyor. Evet, sen herkesi topla. Efendim kızım. Paspasınızı alıp spor salonuna iner misiniz? Tabii. Ne oldu yine batırdınız mı ortalığı? Kızın spor salonunun ortasında doğuruyor da. Batırmıştır ortalığı. Bir siliverirsin. Ne oldu? Ne oluyor dedin? Gözün aydın Seher'in. Anla ne oluyorsun? İnci nerede? Geliyor, çıkacak birazdan. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Benim kızım mezun olacak. Benim kızım doktor olacak inşallah ya. Gebelik testi buldum kızlar tuvaletinde. Allah kahretsin. Ya İnci senden... senden anne olur mu? Ha? Benden baba olur mu? Yaktı kız kendini, yaktı. Kendini de ailesini de yaktı. Kapıları tutun. Hiç kimseye sev gitmesin. Çabuk. Hadi çabuk. Olmasınlar güvenlik. Kapıyı tamam. Yarın. Başınıza toplanmayın. Toplanmayın başına. Salarım sizi. Bana salarım. Üç, iki, bir. Biraz geri çekilin lütfen. Üç, iki, bir.
Yavaş arkadaşlar, tamam. İnce. Baba. Kızım, gürültü mü yaptım, uyandırdım mı seni? Yok babacığım, yok ya. Ben su içmeye kalktım. Değiştiremedin şu ayakkabılarını. Bizim meslekte delinmedikçe bütün papuçlar birbirinin aynı. Yolda bırakmaz, merak etme. Kızım, bırak sen onları, bırak. Sen suyunu iç, yat. İkinci dönemin ilk günü. Sonra okulda Leyla gibi dolaşma. Yok, yok. Ben seni uğurlayayım. Yatarım şimdi. Ne uğurluyorsun kızım? İşe gideceğim, geleceğim işte. Karanlıkta gidiyorsun. Karanlık mı? Çocuk muyum ben? Karanlıkta korkacağım ya. Baba. Hani sen şimdi böyle karanlıkta gidiyorsun ya. Evet. Ben doktor olayım, seni çalıştırmayacağım. Güneş görmeden uyanmayacaksın artık. Sen şey yap, sen kendini kurtar. Sen kendini bize benzeme yani. Ya o bize yeter. Yapacağım. Bak vallahi yapacağım, söz. Vallahi bak, söz veriyorum, görürsün. Tabii canım, ben sana güveniyorum ya. Ben sana, canım kızım benim. Oh, ben sana güveniyorum. Heh, eyvah. Aa, gidiyor muydun? He. Uyandırdık mı seni? Yok, ben de susadım da. Kalktım. Ben nöbete giderken ana kız zaten suya kalkmanız sizin. Öyle, biz bu saatlerde hep susarız değil mi kızım? Evet. İyi, hadi. Allah kolaylık versin. He, inşallah. Asker mi oluyoruz ya? Oğlan, dondu oğlan. Geç. Kapas, kapas. Tamam, yat. Koş ablacığım, koş 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 koş. Ha, al montunu giyin, ben ekmeğini getireyim. Abi! Ekmek burada. Efe!
Ablacığım ben sana giy demedim mi? Niye uyuyorsun? Gel şöyle. Aç getir kolunu. Sok 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 sok. Geç kaldım ya. Abi! Abim gitti ki. Nasıl ya? Nereye gitti? Ben onu duşa sanıyorum. Bilmem. Ben sabah çiçek aklımda çıktı o. İyi de o seni bırakacak. Neyse iş başa düştü. Ben bırakacağım artık. Ört önünü ört. Gel ayakkabılarını. Gel çantanı alacağım. Efe. Ablacığım. Acelem var dedikçe yavaş hareket ediyorsun. Giy. Aferin. İyi bağlamamışsın. Düşersin. Bak hala ekmek derdinde. Ablacığım. Geç kaldım diyorum. Hala ekmek derdindesin Efe. Yürü. Senin. Dön bana. Hoppa. Dur dön bana. Bana dön. Gel bakalım. Hah. Önün açık. Dur. Nesin teyzeni üzme tamam mı ablam? Ben evde yalnız kalırım artık. İstemiyorum oraya gitmeyi. Hı-hı, kalırsın. Gel. Büyüdüm be. Ya büyüdün ama o kadar değil ama yani. Ay Efe. Şundan ya bir parça versin. Ya abla ya. Ablam. 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 Alacağım kız seni. Ahtım olsun ki alacağım. Ya öyle dam diye insanın odasına girilir mi acaba? Kapı çalmak diye bir şey var. Haberin var mı bundan senin? Nereye bakıyorsun öyle sen sabah sabah? Ya neye bakacağım? Allah Allah. İşte hiç, yeni uyandım zaten ya. Öyle mahalleye bakıyorum işte. Özlemişim. Özlemişim. Hı. Su böreği yaptım. Onu da özlemişindir. Hadi git de sıcak sıcak. Su böreği mi yaptın? Hı. Niye söylemiyorsun? E söyledik ya. İyi o zaman ben aşağı iniyorum. Hadi. Tamam. Çay var mı? Olmaz mı? Oh! Aferin sana. Bakıyorum. Aferin. Boşver beni, mühim değilim. İnci nereye? Okula. Kızım yine geç hikayesi. Çok beyazdı kir tutardı. Ömrü kelebek kadardı. Mektupları şişedeyken bir de bakmış deniz yokmuş. Tek başına dans ederken mutsuzluktan sarhoşmuş. Öküz gibi frene bastı. Ne yapabilirim yani? Siz de tutunuz sağdan soldan üstüme mi abanmanız gerekiyor? Bu hava boşluğunda artık her şey satılıkmış. Trafikte akmayan hep onun şeridiyken söylediği son şarkı elveda zalim dünyaymış. Thank you.
Öyle yani. Bizimkiler de tutturdu Fransa diye. Sıkıldım artık ya. Amcaya baksana, ne kadar karizma çıkmış. Ha, ne demesin, çok. Bence bayağı iyi. Oo, baban yakıyor. Evet, yakıyor. Kaldın kızım, okulun ilk gününden bakındım göremedim. Anne, oğlu yüzünden. Hangi oğlu? Hangisi olabilir acaba? Büyük oğlu yüzünden. Ne yaptık? O bırakmayacak mıydı Efe'yi? He. Bırakmamış, sabah erkenden çıkmış gitmiş. Nereye? Ben de otobüsü kaçırdım. Nereye? Ne işi varmış sabah sabah? Ne bileyim anne ben. Zaten babam haklı ya, sen yüz veriyorsun bu çocuğa. Aa, ben ne yaptım ki şimdi? Kişi çaldı annem. Paran var mı? Var var, gidiyorum. İyi tamam. Demek. Seher Hanım. Seher Hanım, senin üzerine bu kıyafet, kızının üzerine de okulun üniforması olduğu sürece, kızın okulun kapısından girdiği an itibariyle anne kız olduğunuzu unutacaksınız ki bunu daha önce konuştuk. Tamam efendim, özür dilerim. Dikkat et. Yok efendim, ben konuşurum İnci'yle. Annem, ay anneciğim. Hop, canım annem, seni öpmeden gitmeyeyim dedim. Günaydın müdür bey. Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu şarkıyı ben yazdım ama yazdıran işte orada. İşte orada. Ol bebek, ol bebek. Yokluğun benim için cehennem demek. Sensizken ben kayan bir yıldız. Issız çöllerde susuz ve yalnız gibiyim. Ol bebek, ol bebek. Bak, buraya kadar geldim ama daha çalışıyorum üstüne. Nasıl? Yani güzel. Değişik ama güzel yani. İyi değil mi? Evet, çok iyi. Daha mı yazacağım daha üstüne? Bu daha şey, nakarat gibi. Seher abla. Tufan. Anne. Nasıl girdin oğlum sen buraya? Yani işte çay. Çık, çık, çık. Ne oldu ya? Bir de fırçayı falan alıp. Ya çık. Bir yüzünü görelim dedik. Çık, bütün falan göreceksin. Çık. Görüşürüz. Tamam anne, ittirme ya anne. Anne ne iteliyorsun bunu? Anamızı ziyaret edemeyecek miyiz iş yerinde? Edemeyeceksin. Kimseyi görmeden çık şuradan. Hele müdür görmesin vallahi ya. Personel odasına girmek nedir oğlum? Personel odası neymiş? Bu kadar abarttın ya. Hapishane mi burası? Gel bir çay içelim dedi Nazan. Oturduk içtik. Nazan'ı Nazan'ı da bırak. O kıza da boş yere ümit verme. Eğer niyetin ciddi değilse. Hayda abi. Gerçi ya, ciddi olsa ne olacak? Ya ben ciddiyim. Biz evleneceğiz. Ciddiyiz ya. Yani boş bir vakitte, uygun bir zamanda evleneceğiz diyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Müdür geçiyor. Ay ya, şu demoyu bir patlatsam evleneceğiz diyorum sana. Ya demo diyorsun oğlum, lan cebine yol parasını ben koyuyorum. Ne evlenmesi? Yürü çık, git şuradan çık. Ay tamam. Çık, git, çık şuradan biraz ya, tamam, hızlı çık. Tamam, ne olacak bu kadar? Ne bu adam bu kadar ya? Tamam. Gittin görüştün mü adamla? Baban sana iş ayarlamıştı. Gittin görüştün mü diyorum ya, oğlum. Ya tamam, germe ortamı. Gittim görüştüm. Ne oldu? Olmaz o iş. Niye olmuyor? Ya kaç kere izah edeceğim ben size, söylüyorum. Heh. Ben bu dünyaya öyle halde sandık çakmaya falan gelmedim anne. Doğru oğlum, haklısın. Ben pislik temizlemeye, baban da çöp toplamaya geldi bu dünyaya. Anamız bizi bunun için doğurdu. Bundan bu yine bak, arabeske bağladın seyirin. Yürü git. Bizim iş ne oldu peki?
Ne işin? Ya söyledim ya, demo için kayda gireceğim, stüdyo parası lazım. Yok oğlum lan, bende para mara ne geçsin? Ne güzel ya. İnci isteyince hep böyle aktarıyorsunuz paraları falan. Bana gelince ben üvey evlat mıyım ya? Sen ne yaptın? Efe'yi sabah bırakmamışsın Nesrinlere. İnci bırakmış. Kız neredeyse okula geç kalıyordu be. Aman bir şey sanki. Hadi yürü git hadi. Hadi git. Ya gidiyorum. Gideyim. Hatta da nasıl gideyim anne? Ne demek nasıl gidip? Sandık çakmaya gelince burun kıvır ama. Evlendirsem çocuğun olur. Oğlum lan utanmıyor musun anandan hala para istemeye? Ya insan anasına utanır mı canım? Utanır. Ben hadi o yaşa geldim. Sen baban ne olacak yaşta mısın? Ya biz Efe'den sonra bir çocuk daha olur mu? Bir kardeş mi acaba? Bebek? Anne neyle öyle şeyler? Benim param nerede lan? 50 çok. 10 lira. Al tamam. Tamam bu yetecek mi? Al tamam, tamam tamam yeter hadi yürü git. Bu yeter tamam hadi ya. Hadi git. Sarılın. Tamam müdür görüşecek. Sarılın. Gel bir sen. Gel bir sen. Yürü git. Şur. Seni sev. Sevmek. Hadi. Ömür törpüsü ya. Boş muydu onlar? Boş abi boş. Hop! Buyur yüzbaşım. Selo, al şu oğlanın karşına konuş. Ne oldu gene, ne oldu? İşe gitmiş, işi beğenmemiş. Sandık çakmayı kendine yakıştıramıyormuş. Ben ona bir çakacağım, yakışacak. Ben de hemen çakarım, takarım. Al diyorum adam gibi karşına, al konuş diyorum ya, döv demiyorum. Zaten dövülecek yaşı da geçti. Tamam, tamam. Konuşacağım ben, tamam hadi. Tamam, tamam hadi kapatıyorum. Hadi. Şu an o kadar acıktım ki açlıktan öleceğim. Sen kahvaltı ettin mi? Yok, yapmadım da ben Efe'nin ekmeğinden kopardım biraz ya. Saçmalama, olmaz öyle şey. Pardon, biz iki karışık tost alabilir miyiz? Esra yok, istemiyorum ben. Ne içersin? Hiçbir şey içmeyeceğim ben. Esra çünkü şey yaparım ya, çantamda var benim bir şeyler. Onun ben yerini... Saçmalama, ben ısmarlıyorum. Takma kafana. Hı? Bak şimdi. Pardon, biz bir iki kahve alabilir miyiz? Sütsüz ve bir tanesi şekerli. Unutmamışsın. Ya tabii yani, biz de en yakın arkadaşımızın kahvesini nasıl içtiğine mutluyuz. Seninki. Sömestr tatilinde Hande ile çıkmaya başlamış diyorlar. Doğru mu? Duydun mu? Nereden benimki oluyor? Kafanda kuruyorsun. Korkma yapacak bir şey yok. Esra'yı ne eziklerle? Eziklen ne demek ya? Hande'nin burslulara taktığı isim. Yani siz bilmiyor olabilirsiniz ama ben size söyleyeyim. İnci ismi. Tamam Mert aşk, şaka yaptım ya. Da sen niye bu kadar yükseldin? Hem sana ne o burslu kızda? Okulun açılışındaki partide görmüştüm ben sizi, konuşuyordunuz da. Gidip de o Hademe'nin kızıyla arkadaş olmadın herhalde. Hande. Benim kimle arkadaş olup olmayacağıma sen karar vermeyeceksin herhalde. Değil mi? Tamam bir dakika, şaka yaptım. Nereye gidiyorsun? Kahve alacağım. Bir şey istiyor musunuz? Yok sağ ol. Olur, ben içerim. Nasıl içiyorsun? Bu zamana kadar nasıl içtiysem öyle hayatım. Laktozsuz, sütlü. Geliyor, vallahi geliyor. Kim geliyor? Seninki geliyor, Mert geliyor. Sen nereye gidiyorsun peki? Ben gidiyorum. Sen burada kalıyorsun, tamam mı? Ben gidiyorum. Esra ben ne yapacağım tek başıma? Ben çatal sokta kaşık basacağım. Selam. Ne haber? İyiyim. Ben de iyi. Hadi görüşürüz. İnci. İnci. Efendim? Ya artık bana ne olduğunu söyleyecek misin? Ha? İnci.
Ya araya sömestr tatili girince düzeliriz demiştim ama gördüm ki düzelmemişsin. Geçen dönemde hiç konuşmadık zaten. Ya söyleyecek misin sana ne olduğunu? İnci. İnci. Tamam yeter. Bütün okula yetecek kadar aldığı şeker ya. Hadi anlat bana. Esra'nın şekere ihtiyacı varmıştı. Peçete falan. Ben gideyim. O zaman. İki kahve alabilir miyim? Ne oldu ya? Hı. İyi misin? Hı. Hande. Hande. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Cool durman lazım biraz. Tamam. Al. Sağ ol hayatım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beyefendi teşrif etmemişler henüz. Az önce aradı, gelir birazdan. İstersen Sakin Hanım yemek servisine başlasın. Bu seferlik. Bekleyeceğiz. Tamam. Senin günün nasıl geçti? İyi. Vakıftaydım biliyorsun. Ha. Toplantı vardı. Çoğunluk sağlanamayınca iptal oldu. Eve geldim. Anladım. Cihan. Ben masada telefonla oynanmayacak demedim mi? Oğlum burada ailece bir şey konuşuyoruz. Annem bir şey anlatıyor. Neden dinlemiyorsun? Dinledim. Tamam söyle bakalım annen en son ne dedi? Konuşsana oğlum. Annem dedi ki...
vakıfa gitmiş. Toplantısı varmış bugün. Hayır, annen en son onu söylemedi. Dinliyorum diyorsun ama dinlemiyorsun. Cihan, neden yalan söylüyorsun? Dinliyorum baba. Tamam, söyle o zaman. Ne dedi annen? Vakıfta toplantı olmayınca geri geldi. Ben olay çıkmasın diye araya girdim, kusura bakma. Aylin, eğer olay çıkmasını istemiyorsan oğullarına sofra adabını öğretmen lazım. Zamanında sofrada olunmasını da. Selam herkese. Yine çok güzel bir zamanda gelmişim, belli oldu. Önce ellerini yıka. Hemen. 68, 69, 70, 71, 72, 73. Dur kızım dur. Yardım edeyim sana, tek başına taşıma. Ay. Şunu şuraya. Ver. İnci. Hı. Kızım, hafta sonu bir mangal mı yapsak? Canım mı çekti senin? Çekti vallahi. Yalnız annene karşı yanımda duracaksınız, tamam mı? Tamam. Şimdi yüzbaşıya diyeceğim, bir mangal yapalım diye biz de atladık atacak. Yok efendim, ne gereği var? Dünya kadar para şimdi. Hem evdeki yemekleri beğenmiyor musunuz? Vır 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 vır. Dikkat, geldi. Tamam, o zaman ben de bardakları getireyim. Getir getir, oraya hazır. Sağ ol kızım, sağ ol. Hadi siz de elinizi yıkayın. Oturun sofraya. Eve geldim, yıkandım zaten. O başka, o başka. Hadi. Hadi Selo. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Uf ya, en iyi. Hadi. Doğru, doğru evladım. Ameliyata gireceğiz sanki. Hadi. Kızım. Anne. İncim. Sana bir şey diyeceğim. De. Hani sen okulda gelip bana sarılıp beni öpüyorsun ya. Öpme. Niye öpmeyeceğim ya? Anne. Hı. Niye öyle dedin sen bana? Turgut Bey mi bir şey söyledi? Bugün bir şey konuşuyordunuz, bunu mu konuşuyordunuz? Kızım niye dikleşiyorsun adamla? Ya delisi tutar, tersine gelir. Seni okulundan eder, beni işimden eder. Yapma kızım, kurban olayım, ne olur yapma. Anneciğim, ben seni öptüm diye mi sen işinden olacaksın? Olur mu öyle şey? Bak bana bir. Anne bir bak. Anne bir bakar mısın? Bırak onları, bana dön. Niye öyle söylüyorsun? Ya kızım, sen o okulda öğrencisin. Ben hademeyim.
Öpme. Bir daha beni okulda öpme, olur mu? Tamam. Ben de o zaman seni böyle övdüm. Kızım dur. Hiç kokulan mı? Acıktık biz. Baba acıkmış hadi. Üç bakalım otur. Ne oldu sana? Ne oldu? İşte ben de onu diyorum, ne oldu? Ne olacak canım, yok bir şey. Ne demek yok bir şey ya, muslukları açmışsın yine. Ya yok bir şey işte Selo, sen beni bilmiyor musun? Öyle duygulandım işte kızımla. E bu da ağlamış. Şey ya, analı kızla öyle şey yaptık işte, okuldu falan filan derken öyle biraz ağlaştık. Aman Selo sen de öyle her şeyi sorma canım, her şeyi bilme yani, merak etme. Öyle babalara her şey anlatılmaz. Niye? Öyle adet öyledir denmez. Ya başlarım şöyle adete ya. Bana da anlatın, ben de ağlayacağım. Ay Selo'm ya. Ya babam. Sen ağlama. Deli adam. Kader ağlatmış seni. Şimdi niye ağlayacaksın canımın içi? Şey diye ya. Mezun olacak falan diye öyle. Benim kızım mezun olacak. Benim kızım doktor olacak inşallah ya. Babacığım ben bir sınava girseydim, çıksaydım, kazansaydım da öyle konuşsaydık. Yok yok yok, ben güveniyorum sana. Olacaksın sen, doktor olacaksın. Allah Allah ya. Niye öyle oldunuz ki siz? Ya bak, bana bak. Bir yıl sonra tıp fakültesi. Ekmekler. 6 yılda tıp fakültesi, etti 7 yıl. 7 yıl. 3 senede işte onun mecburi hizmetiydi, o suydu, bu suydu falan, 3 yıldan koy üstüne. Etti 10 yıl. Epi topu 10 yıl sonra kızımız İnci. Doktor İnci sağlam. Değil mi? Bir de böyle boyunlarına şey asıyorlar ya böyle. Stetoskop. Stetoskop bir tane de. Beyaz önlükler içinde böyle, eller cepte. Melek gibi yani. Böyle kanatlar eksik. Selam. Allah duysun ağzından çıkanları. Duysun, duysun. Bir de mangal yapsaydık. Ay. Ne? Babamın canı mangal çekmiş de anne. Yok, Efe de istiyordu ondan. Evet, benim de canım çok çekti. Benim de canım çok şeyler çekiyor ama... yani Selo yani aşk olsun ya, ettir mangaldır nereden çıkıyor? Şunca az kıymayla sulu köfte yapıyorum. 5-6 tane köfte çıkıyor. Onu da çocuklara veriyorum. Aa, hala et mangal diyorsun ya. Yok para falan et alacak. Hiç mi yok? Hiç yok. Ya zaten azıcık biraz daha sıkmamız lazım elimizi. Kızın kursu için para biriktiriyorum Selo. Ne kursu? Ne kursu olacak? Üniversite sınavı için kursa gitmeyecek mi kız? Olur mu öyle şey, ne kursu ya? Milletin kapısında yattığı okulu benim kızım 100% bursu kazanmadı mı? Çok. En iyi hocalardan ders almıyor mu? Oğlum dershaneyle, kursaneyle işi olmaz benim güzel kızımın. Annem siz şimdi kurstu, dershaneydi falan, kendinize bunu dert etmeyin. Ben çalışırım, ne olacak ya? Kızım. Bak al işte, kendi söylüyor işte, çalışırım, kazanırım diyor işte. İyi, kazanırım diye kesin ya. Bir şey söylemiyorum. Şimdi ay, bir şey olur baba, üzülürsünüz ya. Ya kızım. Sen bizi ne zaman üzdün ya? Ha? Ay benim güzel kızım ya. Ya o iş abinin mesleği. O sanatı bak, abinin. Şimdi, ha, bak, bu oğlana bakma kapı. Gelmedi yine. Nerede o? Ha, işi beğenmemiş ama gelsin, ben onunla konuşacağım. Tamam konuş. Konuş. Ulan Allah'tan başka bir şey isteseymişim ya. Allah Allah. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. Haber millet? Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne haber millet ne lan? He? Ne haber millet ne? İnsan geldiği zaman bir selamünaleyküm, aleyküm selam der. Bir hayırlı akşamlar der.
Ne haber millet lan? Beraber mi askerlik yaptık lan? Moloz herif. Ya Selo küfretmesene sofrada. Küfürmedim ya. Küfür. Yani baba bismillah şu eşikten adımımı attım başladım makineli gibi saydırmaya. Ne oldu? Neye sinirlendin ya? Tamam. Sen dua et. Sofradayız. Yemek yiyoruz yani. Gönderdiğim işi beğenmemişsin. Annen öyle söyledi. Sen o meseleye sinirlendin. Anladım da yanlış söylemiş annem. Ben öyle demedim onu. Anneciğim sen yanlış aktarmışsın babama. Ben beğenmiyorum demedim. Anneciğim öyle değil. Ben sanatçı olduğum için... Sen neyse. Ulan sen bu yaşına geldin bir tane ekmek getirmedin eve be. Ne konuşuyorsun sanat manat? Yani babacığım ama şimdi... Tamam. Sus. Ben ellerimi yıkayayım. Hadi. Hadi. Aşk olsun Selo ya. Konuş dedin. Şimdi mi dedim? Yemekten sonra dedim. Yemekten sonra demedin. Konuş dedin. Bir şey beğendiremiyoruz ya. Bu akşam çok konuşkansın yine. Ne konuşalım istersin baba? Ha? Ne konuşalım istersin? Daha dakika bir gol bir zaten gerdin herkesi burada. Ya bu çocuğa bu kadar yüklenip de kitleyecek ne vardı Allah'ını seversen ya? Ferd. Söyleyeyim ne oldu? Beyefendi sofrada cep telefonuyla oynuyordu. Uyardım. Ama bunu sevdim. Yani böyle rahatsız olduğunuz şeyleri söyleyin ki kendi aramızda tartışıp çözelim değil mi? Tamam ben söyleyeyim o zaman. Biz seninle tartışamıyoruz ki bir şey çözelim. Hep sen ne diyorsan ne oluyor bu evde. Hep sen doğrusun bu evde. Ver lütfen. Bir saniye anne. Bir saniye. Ya sen... Ya sen gerçekten memnun musun ya bu masada olmaktan? Ha? Yani böyle yaşamaktan senin için bu mu aile gerçekten? Sürekli başımızda komutan gibi höt höt babalık babalık. Mert! Yeter. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz dedim. Terbiyesizlik yapabilirsiniz demedim. Kalk sofradan. Turgut. Sofradan kalk. Sen busun işte ya. Mert. Sen hakikaten busun ya. Mert. Yok probleminizi söyleyin de çözelim işte. Sen ne zaman bizim problemimizi Mert, çözdün ne yapıyorsun? Ya? Sen ne zaman bizi dinledin ya Mert, bu evde? Ne yapıyorsun? Ya bizim esas problemimiz sensin oğlum, be. Lütfen. Bana bak. Terbiyeni takın. Kendine gel. Sen demek bu evin kurallarından rahatsızsın. Benim babalığımdan da rahatsızsın. Öyle mi? Diyelim ki öyle. Ne yapacaksın baba? Değişecek misin? Mert. Elbette hayır. Ama senin fikirlerine saygı duyuyorum tabii. Özgürsün. Yani istediğin zaman bu evi terk edebilirsin. Turgut ne diyorsun? Mert hadi özür dile babandan. Hadi oğlum lütfen. Ha? Tabii kredi kartlarını ve motorun anahtarını bırakmak şartıyla. Ya ben onlar için mi kalıyorum be bu evde? Ben annem için kalıyorum bu evde. Tamam. Bak annem olmasa var ya... Tamam. Beni bir dakika tutamazsın sen. Mert lütfen hadi. Duydun mu? Bana bak doğru düzgün konuş. Mert. Çık odana! Aylin. Aylin. Devam edelim. Lütfen.
çocukları sen düşman ediyorsun bana. Anne, duyuyorsun bak. Ya sen böyle babana doldurup doldurup abinin üstüne salıyorsun. Ondan sonra da böyle elin ayağın dolaşıyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Sus sus, ne bileyim ben. Ya ben ona dedim ki adam gibi al karşına konuş. Ya kızım bir işi olsun istiyorum, bir mesleği olsun. Ama öyle gururunu, onurunu kırmadan. Yok ben öyle dememişim gibi hemen bağırış çağırır diye. Sen al şu sazı, götür baba. Baba de bir saz çal sana de, o seni kırmaz. Hadi güzel kızım. Bir de türkü patlattın mı? Oo Sel Efendi, olur pamuk çekilen. Oradan karışacak. İyi tamam tamam. Tamam tamam, anladım da yani ne yapayım? Sanatçı olduğum için bir de özür mü dileyim? Ya bak ben bu yolun çetin olduğunu biliyordum zaten. Bilerek çıktım ya, birazcık sabretmek lazım. Bak baba bak, laflara bak. Oğlum ben sanatın yolunu bilmem ama hayatın yolunu bilirim. Çetindir o. İleride öyle ünlü olup televizyon programlarına çıktım da övünürsünüz ama ben annesiyim ben babasıyım diye. Ne övüneceğim lan? Ne övüneceğim? Elin ekmek tutsun, işinde gücünde ol, namusunla para kazan, bana yeter ya. Bak kızın kafası nasıl çalışıyor. E sen ne oluyor? Kafan da çalışmıyor. O zaman elin çalışacak, işinde gücünde olacaksın. Ama yok efendim, ver yiyeyim, ört yatayım. Ağustos böceği gibisin ya. Dım 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 tıs 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 tıs. Baba. Ha güzel kızım. Ya babacığım ben diyorum ki beraber böyle saz çalıp türkü mü söylesek? Ha ama yorgunum diyorsan ben geri götürebilirim. Çok mu istiyorsun? Allah'ım ya. Ya anne baksana şuraya ya. Ya İnci bir şey istediği zaman bu evde akan sular duruyor ya. Açıklayın da kurtulalım ya. Ben evlatlık mıyım? Babam bana bağırıyor sürekli. Oğlum sen evlatlık falan değilsin. Senin evlatlık olmadığın nereden belli biliyor musun? Nereden belli baba? Ulan evlatlık alsaydım seni mi alırdım ya? Oo, Selo çok gidiyorsun oğlumun üstüne. Tamam ama yeter, yapma. Hadi oğlum sen git Tülin teyzenden tarçın iste azıcık. Ne tarçını şimdi, konuşuyorduk şurada. Ya irmik helvası yaptım işte, tatlı tatlı yeriz. Hadi oğlum git. Git lan. Git lan. Tarçın al. Aa, bir işe yara. Bağırma oğlana ya, bağıra bağıra semeye. Aha, Musti ne haber lan, döndün mü? Döndüm kardeşim ya. Vay be. Yedin bitirdim askerliği diyorsun ha, helal. Ne zaman döndün, haberimiz olmadı ya. Öyle oldu. Dün gece geldim. Hadi Allah. Hayırlısı olsun be, geçmiş bitmiş olsun. Eyvallah, bana bak sen neler yapıyorsun. Bu çıpçı müzik türkü işleri devam mı? Tabii oğlum, öyle kolay mı bırakmak ya? Hatta kışın albüm çıkarıyorum. Albüm çıkartıyorsun. Aynen. Nerenden? Şaka yaptım lan, bozuldu mu hemen öyle? Yok bozulmadım ya, sıkıntı yok. Sizinkiler nasıl, iyi mi? İyi, bildiğin gibi gelir görürsün bir ara. Tufan, hayırdır oğlum? Ya Tülin teyze akşam akşam rahatsız ettim ama annem varsa tarçın istiyor. Var var var, bekle bekle. Bekliyorum. Öyle işte bildiğin gibi. Oğlum ama büyüttün lan. Şaka yaptım alt tarafı. Ne bozuluyorsun? Bozulmadım ya, tamam sıkıntı yok yani. İyi. İnci'yi gördüm sabah. Hı. Ha öyle. Koştura koştura gidiyordu. Okul oluyor ya sabah. O beni tabii görmedi o telaşta da. Tabii. İyi gördüm ama yani. İyi, sıkıntısı yok şükür. Öyle bir değişik. Ama güzel yani. Ah, alacağım. Teşekkür Hadi ederim. Hadi selam söyle. İyi akşamlar, uğrarsın sen. İyi tamam. Akşamlar kanka. Anne, anne. Ay. Bir kez sen. Babamla konuşacağım ha. Konuşacağım. Şimdi konuşurum. Ay tamam. Tamam mı? Tamam. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden meydan meydan geceden. Çakı vurur pencereden, bacadan damar kaşın.
kasmaya yaramı perişanım. İncim. Anne. Kızım daha iyisin değil mi? Sağ ol annem, daha iyiyim. Al bak nane limon kaynattım, bunu da iç. Midene iyi gelir. İç. Çok sıcak anne. Sıcak içilir o kızım. Biraz da olsun içeyim. Ama şey yapma. Tamam, sıcaklığını geçme. Vallahi içeceğim. İyi. Yatacaksın artık. Aha. Yat dinlen tabii. Ya. Ya demeyeyim diyorum ama diyeceğim galiba. De annem, gel otur söyle şimdi, dert olur o sana sabaha kadar, ne oldu? Kızım ya. Hı. Çok yiyorsun bu arayı. Ya sen öyle değildin eskiden, yemezdin, seçiciydin, may 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 may. Şimdi maşallah önüne ne koysam diyorsun, tatlısı, tuzlusu, ekşisi, acısı. Çok yedin tabii, miden de yeter artık yeme dedi. Bunlar stresten oluyor. Sınav geçince şey olur. Ay ben de hamileyken aynı böyle senin gibiydim. Ne yerdim? Tatlıyı, tuzluya, ekşiyi, acıya karıştırır yerdim. Baban derdi, hanım 500 geliyor herhalde. Ne 500? Doğru şu kadar, 2,5 kilo abine doğurdum. Ama sen küçüklüğünde de böyleydin. Senin miden hassas. Üzülünce falan hemen midene vuruyor. İçin ben aynı benim gibisin, dışın babaannen. Ama ne yapacaksın işte, o da iyi kadın, bakma özünde. Gerçi bana çektirdi o zamanında ama. Anne. Annem. Ben sabah erken kalkacağım ya. Ay Cenem, şşt. Tamam. Hadi Allah rahatlık versin, güzelce dinlen. Şey, kapıyı açık bırakıyorum. Bir şey kötülenirsen falan anne de, ben hemen gelirim. Tamam kızım. Onu da iç sıcak. Tamam. Ben kurban oldum. Hamilelik belirtileri nelerdir? Mide bulantısı ve kusma, kokulara karşı hassasiyet, iştah artması ve adet kanamasının gelmemesi. Ben adet oluyorum. Hamile iken adet olunur mu? Hamilelikte oluşan kanamaların adetle bir alakası yoktur fakat... Allah Allah! Sana Allah Allah! Acaba biz sabah bu kapının çalınması gerektiğini konuşmadık mı anne ya? Allah, ben kendi oğlumun odasına desturla mı gireceğim ya? Giyiniyor olabilirim, soyunuyor olabilirim. Allah Allah! Tamam. Şşş! Babamla konuştun mu sen? Konuştum. Söylesene, niye sorumlusun? Git bir ağızlarını ara dedi. Çok uzatmadan da isteriz zaten. Babam ya! Şşş! Bana bak, onlar da olur der değil mi anne? Tabii derler oğlum, turşusunu mu kuracaklar kızlarını? Aynen, niye kurmazlar? Yani, önce turşularını da kurmazlar. Çok mu seviyorsun lan sen bu çırpı bacaklıyı? Ya bak, sen de bu kayınvadeliliğe erkenden başladın ha. Yakıştı kaynanalık. Şu pencereyi de rahat bırak artık. Evet.
Yağmaz mı? Allah'ım çok şükür. Geçecek. Uyursam geçecek. Uyursam hepsi geçecek. Selam abi. Ha? Bu bizim Hakkı abinin başına geleni duydun mu? Yok. Ya abi işte bu konteyneri takmış tırnaklara. Ha. Tam kaldıracak içinde bir ses. Bu da kedi filan sanmış. Biraz karıştırmış falan. Abi bir bebek ya. Bebek. Yeni doğmuş. Vicdansızın biri doğurup çöpe atmış. Ahmet anlatma böyle şeyler bana ya. Dünyama gidiyor ya. Tövbe ama gerçek abi ya. Niye anlatıyorsun ya? Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Ama bu aralar ne çok oluyor değil mi abi? Ama. Abi nasıl vicdan var bu insanlarda? Oğlum açsana yolu. Şşş. Alo. Ya tamam sen abicim sen tamam görmüyor musun? Bak işimizi yapıyoruz. Bana ne lan senin içinden? Açın yolu ben geçeyim sorun ne sana diyeyim olur. Abi boş ver zaten sarhoş. Gidelim biz abi. Kardeşim işimizi yapıyoruz dedik ya ya. Sıkıntı çıkartma. Gel abi. Allah Allah. Gel gel abi. Ne oluyor lan? Geç lan içeri. Nereye gir lan? Hayır istemiyorum. Lan ne iş? Ne oluyor ya? Bilmiyorum ki abi. İstemiyorum. Hayır. İstemiyorum kızım bebeğim. Annem çok merak etmeyecek. Lan bırak şimdi lan. Hayır abi tamam gözünü seveyim biz karışmasak. Gözünü seveyim. Selam abi. Ne oluyor burada ne oluyor ne oluyor yapma. Şimdi ya gir içeri. Yok yok. Kardeşim dur 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 yok. Yok yok yok. Karışma lan. Kardeşim yapma. Ne oluyor? Yapma bak küçücük kız ya. Bak sarhoşum zaten. Yapma yazık günah. Bak ufacık kız yapma. Kızım bu adam senin neyin oluyor? Bir şeyim olmuyor. Bak. Abi ne olur yardım edin. Tamam tamam yapma kardeşim. Benim sarı... hayatım lan tamam, tamam. Nasıl yani? Tamam tamam tamam. Geç şöyle geç. Geç 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 geç. Geç şöyle geç. Ya sarhoşsun sen de küçücük kız ya, yapma. Alış. Nereye götürüyorsun lan kızı çöpçü? Çöpçüyüm lan ben. Çöpçüyüm lan ben. İşim senin gibi pislikleri temizlemek. Daha küçücük kızlarla. Sana ne lan? Babası mısın, kocası mısın? Sen o abi. Abi kurban olayım biz gidelim ya. Abi, abi gel gidelim biz. Abi gözünü seveyim gidelim biz. Abi devam. Allah'ım sus öldüm bu kızım. Hop. Bin kızım sen. Bin. Hayırlı sabahlar kardeşim. Maltepe'ye gidecek. Ben anasıyla konuştum. Metro durağının oradan alacak. Ha, dur. Sen şunu al. Ya biliyorum daha fazla tutar ama üstü senden olsun. Evladın var mı? Var abi. Heh. Babasın yani bilirsin. Bir itin elinden aldık. Günahtır ya. Anladım abi. Allah razı olsun. Ne? Hadi güzel kızım. TKL 17.65. Aklımda tutuyor. TKL 17.65. TKL 17.65. Thank you.
ne kadar tuttu? 250 lira. Kart kıracağım. Temassız var. Var. Şöyle otomobiliz. Bir saniye. Onaylandı, tamamdır. Tamam. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu pazar siz mi nöbetçisiniz? Önümüzdeki hafta. Tamam. Kartınızı alıyorum. Tamam. Belki bir şey lazım. Olur herhalde. İyi günler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Hoş buldum. Vitamin. Hangi vitamini istersiniz? Bunlar mı? Evet. Konsantrasyon falan eksikliği için istiyorsanız... B3, B6, B12, ginkgo biloba içeren vitamin kompleks var elimizde. Öğrenciler genelde bunu tercih ediyor. Ne kadar bu? 750 lira. Yani eğer pahalı geldiyse şöyle daha uygun fiyatlısı var içinde. Daha az tablet var. 400 lira bunun fiyatı. Buna da bakabilirsiniz. Ben yanıma o kadar almamışım da yarın... Anladım. Olur, olur tabii. Oo, Mesude teyze, hoş geldin. İlaçlarımı yazar mısın? Hemen bakıyorum. Sen burada bekle, hemen bakıyorum teyze. Günaydın Seher Hanım. Günaydın. Nereye böyle koştun? İşim gücüm var, bırak. Seher, pazardan mı? Sorma sorma, her şey ateş pahası sorma, olmuş. Sorma vallahi. Hadi görüşürüz. Ne koşuyorsun? Ya geç kaldım, okuldan izin almıştım vallahi geç kaldım, hadi. Tamam Mustafa, bırakıverir seni. Yok yok, hiç zahmet etmesi yok, gerek. Sen bana... koy onları, koy torbaları. Duran hemen gelin. Mustafa, bir bakıver aslanım. Hı. Kaynanan okula gecikmiş, Mustafa bırakır dedi. Şimdi mi? Şimdi tabii, hadi. Hadi hazırlan, hadi. Üstüme bir şey giyeyim tamam, o zaman. Tamam, tamam, hadi. Ha, bekle Seher, bekle. Yok, yok, yok. Bekle kuzum, olmaz. Ya şimdi oğlana günah, işi gücü vardır, şey yapma. Olur mu, dolmuş geldiydi, gittiydi, onunla mı uğraşacaksın? Biz ya... hemen bırakırız. Dur, ben de üstüme paltomu alayım, geleyim. Dur, bekle. Yok, yok, şey yapmayın. Hakkını helal et oğlum, vallahi sana da yük oldum ha. Ne yükü Seher teyzem, olur mu öyle şey? Askerliği de bitirdin. Ha? Daha dün uğurladıydık seni ya. Dün dediğin 6 ay oldu teyzem. Oldu mu o kadar ya? Ya oldu. Aman be oğlum, işte zaman koşuyor. Ya. Şimdi ne yapacaksın? İş güç. Telefon sektörüne girecek hayırlısıyla. Ha, iyi. Evet. Dükkanı da bizim mahalleye açacağım. Bizim mahalleye. Öyle uzağa falan değil. Kahvehanenin oraya, meydanın orada. Harika bir konum teyzeciğim. Hadi hayırlısı. İşte benim oğlan böyle. Daha dün geldi askerden. Biraz gez, toz, dinlendim. Yok. İlla evim, işim. Allah herkese böyle evlat nasip eylesin. Amin amin inşallah. İnci'nin okul bu sene bitiyor değil mi? Bitiyor bitiyor, çok şükür de sınav var. Sınav yaklaştıkça da kızı stres bastı. Ay görsen, bir gün başı ağrıyor, öbür gün midesi bulanıyor. Çok yükleniyor kendine. Doktor olacak ya, çok istiyor. Aman doktorluğun kıymeti mi kaldı? Onca oku, dirsek çürüt, sabahlara kadar nöbet tut, aldığın 3 kuruş para. Ha onu da geçtim. Anama niye bakmadın diye hayvanın biri gelsin kafanı yarsın. Allah, yapılacak iş değil. Hele kıs kısmı için hiç değil.
Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Lafı nereden aldın, nereye getirdin? Allah korusun. Aman Allah korusun da kulda akıllı olsun canım. Hayırlı bir kısmet çıkar. Evini yuvasını bilir, doğrusu da budur. Sağ olasın oğlum. Çok sağ ol. Her zaman Seher teyzem. Her zaman. Tamam. Sağ olasın. Seher, bir dur dur. Ne oldu? Oğlan yanında söyleyemedim, utanır. Ne? Seher Hanım, Seher Hanım, hadi gözünü saydın. Ne diyorsun, anlamadım. Niye gözüm aydın? Tabii şimdi bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil de. Ya ne geveleyip duruyorsun Tülin, Allah aşkına? Zaten geç kaldım. Aa, nereye geç kaldın? Arabayla getirdik ya işte. Ha, sağ ol. Allah razı olsun. Senden de bacım. Ya demem o ki, biz bu akşam size hayırlı bir iş için geleceğiz. Allah Allah, İnci istemeye geleceğiz işte. Nereden çıktı şimdi? Olmaz. Tövbe estağfurullah, neden olmazmış? Ya Allah aşkına Tülin, ya böyle emrivaki eder gibi ayaküstü. Hem zaten Tülin konuşmadık mı arabada? Benim kızımın yaşı küçük, okuyacak tıp, okuyacak doktor olacak, bütün bunları anlattım ya sana. Daha ne istemesi? Diyorsun yani gelip istemeyelim mi şimdi? Yok, gelip istemeyin. Siz gelip istemeyin, biz de hayır demek zorunda kalmayalım. Küsmece, darılmaca olmasın, tamam mı? Hadi uğurlar olsun. Ne konuşuyorsunuz ya öyle? İki saattir, Allah Allah, vır 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 vır. Ne dedi? Ha? Anne. Ne dedin? Olmaz mı dedi? Ha? Olmaz mı dedi anne? Niye ki? Abla, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı. Şey, müdür bey beni sordu mu? Yok, sormadı. Hı, iyi. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Öğretmenler odasında holü bitirdim. Kızlar tuvaletine bakacağım şimdi. Yok yok, ben oraları hallederim. Bir giyineyim. Tamam, olur. Buket ya. Ne? Nasıl yaparım? Nasıl yaparım bana ya? Ya yok çünkü bir şey. Ben mi konuşma Buket ya? Gördüm kızı. İnanmıyorum. Allah'ım. Allah aşkına ya. İçeride biri mi ağlıyor? Ben de duydum. Biri var mı içeride? Duyuyor musun beni? İyi misin? Fenalaşmış olmasın? Bilmiyorum. Hey! Güvenliği çağırıyorum.
Ay boş ver ya. Ses verseydi. Ya kötü olduysa? Ay biz mi uğraşacağız milletin travmalarıyla? Hadi Buket ya. Sen bir çocuğu anlat gelsin. Ne sen saçmayacağım. Bu arada. Teşekkür ederim. Ama sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi Ulus Özler Koleji katı disipline ve taviz vermeyen kaideleri sayesinde bu durumlara geldi. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok pardon. Sen niye kapıyı çalmadan içeri giriyorsun? Efendim vurdum ama duyuramadım herhalde. Çık dışarı. Müdür bey gerçekten çok önemli bir durum var. Çok pardon, ben size bir 10-15 dakikaya dönsem olur mu? Tabii tabii. Turgut Bey, şimdi çocukları odanıza çağırıp bu test kimin diye sormak doğru bir fikir mi Allah aşkına? Nesrin hocama katılıyorum Turgut Bey. Hiç etik değil bu. Hem hangisi çıkıp der ki bu benim diye? Arkadaşlar, kimse itiraf etmezse kamera kayıtlarına göre tam 23 tane kız öğrenci var. Gerekirse hepsinden tek tek test isteriz. Yok artık, daha neler, böyle bir hakkınız yok. Aynen hocam. Bu artık bir hak hukuk meselesi değil. Bence bu rehber öğretmenlerimizin ilgilenmesi gereken bir konu. Neslihan hocam,
Şu anda içinde bulunduğumuz durum sınav stresinden sıkıntı yaşamış bir kız öğrenci değil. Reşit olmayan bir insanın hamile kalmış olma durumu. Üstelik bu bizim öğrencimiz. Bunun ne kadar ciddi bir durum olduğunu farkında mısınız? Ayrıca ben sadece bu okulun sorumlu müdürü değilim, aynı zamanda sahibiyim. Hatırlatmak isterim. Bu olayın duyulması Ulusözler Eğitim Kurumları'nın adını lekeler. Bilmem anlatabildim mi? Dur dökmeden. Niye bakayım? Aslan oğlum benim. Buyur baba. Sağ ol kızım. Aymış. Güzel kızım. İyi misin? Dün miden kötüydü. İyiyim, iyiyim. İyi. Geldiğimden beri yüzün de gülmüyor hiç. Ağzınızdan kerpetenle laf alıyoruz ha. Ya ben başıma ne geldi bilsen. Tufan mı şey yapacaksın? Ben... Kızlar tuvaletinde bulduğum şeyi gittim verdim müdüre. Ne bulmuş? Ne verdin? Ne? Gebelik testi buldum kızlar tuvaletinde. Ne testi be? Gebelik testi işte, hamilelik testi. Ya olur mu öyle şey? Onlar daha çocuk ya. O öğretmenlerden birindedir o. Kızlar tuvaletinde diyorum Selo. Öğrenci tuvaletinde. Bir yanlışlık olmuştur. Allah, inşallah yanlışlık vardır. Bilmiyorum. Kızım, İncim, siz böyle kızlar aranızda hiç konuştunuz mu? Dertleştiniz mi? Hani böyle kimin acaba? Ha? Duydun mu? Duymadın. Ya demeyeyim diyorum ama ben tam tuvalete girerken iki tane kızın çıktığını gördüm. Bir tanesinin, ben hep zaten sarışın bir kız var. Onu müdürün oğluyla yan yana görüyordum onu. Bildin mi sen o kızı? Sarışın böyle, ha? Hı. Arkadaş mısın onunla? Yok. Ha. Yok canım işte. Arkadaş değillermiş. Onlar oldu zaten. Nereden arkadaş olacak? Kafa dengi değiller onlar. Allah'ım düşmanın başına vermesin ya. Amin amin. Yaktı kız, kendini yaktı. Kendini de ailesini de yaktı. Hani ne olacak yani? Ne olacak şimdi? Kızım bitti, yandı hayatı ya. Yani küçücük yaşta annem olacak Selo ya. Doğuracak mı? Hadi olmadı diyelim, ne olacak? Suçu günah olmayan melakenin canına mı kıyacak? Ne olacak yani ya? Şu başına açtığı işe bak ya. Yazık günah ya. İkisine de yazık günah ya yani. Of Seher ya, içimizi kararttın be. Ya tamam da Selo, ben suçu anada babada bulurum. Vallahi kusura bakmayın. Yani öyle başı boş bırakmayacaksın çoluğunu çocuğunu. Kim o? Gel oğlum. Gel. Ne baba. Yapıyorsun Selo? Zamanında gelsin yemeğe. Ya. Yemeğe de zamanında gelsin ya. Baba. Ya yapma oğlan, donacak dışarıda. Ya baba ne? Baba. Ya açsana. Selo ya. Ne oluyor ya? Oğlum. Hoş geldin oğlum. Hayırlı akşamlar. Ha, sağ ol. Hadi git elini yüzünü yıka da otur sofraya. Suç anada babada zaten. İşte bu da bizim sınavımız. Ama bu bizim sınavımız da bu işte. Tamam Selo. Ben ne yaptıysam artık bilmedim. Tamam, tabii tabii. Rapstar tabii. Tamam ellemeyeceğim. Ellemeyeceğim ya. Ben abime tabak getireyim, biraz da uzanayım. Tamam annem hadi. Yeseydin bir şeyler kızım. Ben çorba içtim ya baba, o beni kesti. Tamam yat kızım, sen dinle. Karışma. Niye karışmıyorum? Sınav stresinden. Karışma kızım. Ne karışıyorsun her şeyi? Dedim bırak yat.
Beni çağırtmışsın. Geçin oturun şöyle. Hadi. Bugün okulun kızlar tuvaletinde bir gebelik testi bulundu. Ve sonucu pozitif. Yani okuldaki öğrencilerden biri hamile. Şimdi soru şu. Siz bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Ya da öğrenciler arasında böyle bir konuşma duydunuz mu? Biz bir şey bilmiyoruz. Ben de hiç duymadım. Bana bakın. Eğer benden bir şey saklıyorsanız şimdiden söyleyeyim. Bu olay okulun başına çok iş açar. Hem prestij kaybederiz hem de öğrenci. Bu çok büyük bir skandal. Olayın ciddiyetini anlıyor musunuz? Anlıyoruz. Anlayabiliyoruz. İlk söylediğinde de anladık zaten. Ama gerçekten bir şey bilmiyoruz. Bana bak Mert. Bana doğru düzgün cevap ver. Mert oğlum, baban haklı. Yani okulun prestiji de değil sadece. Bir arkadaşınız... Arkadaşınız olmasa da bir kız çocuğu okulun ortasında test yapacak kadar zor durumda ya. Yardım etmemiz gerekebilir değil mi? Anneciğim, yardım etmemiz gerekir tabii ki. Ama biz gerçekten bir şey bilmiyoruz yani. O zaman öğreneceksiniz. Nasıl yani? Ben nasılını bilmem. Arkadaşlarınızla konuşun, dertleşin. Ama tabii bir salaklık yapıp... Okulda hamile bir öğrenci var demeyeceksiniz. Bizi bu işe bulaştırma baba. Mert. Mert. Bana bak. Eğer bu olay duyulursa neler olabileceğinin farkında mısın sen? He? Orası sizin geleceğiniz. Ben o eğitim kurumlarını babamdan devraldım. Ve burası bir aile şirketi. Benden sonra orayı siz yöneteceksiniz. Anladın mı şimdi? Bence sen ne yapıyor musun? Bu okulların hepsini sat. Sen ölmeden önce sat ki o senin babandan sana geçen lanet bize geçmesin. Bana bak. Mert. Mert! Kürtaj konusunda bilgisi olan var mı? 10 haftadan sonra yapılmıyor. 10 haftayı geçtiysen yaptıramazsın. Çok korkuyordum. Hiç korktuğum gibi değilmiş. Güvenle iletişim kurabilirsiniz. Merhaba. Kimsin? Numaranızı bizden çıkmaz diye bir sohbet sitesinden aldım. Kimsin? Ne istiyorsun? Kürtaj için. Ne saçmalıyorsun? Ne kürtajı? ...17 yaşındayım. Ölmek istemiyorum. Ya siz yardım edeceksiniz ya da... Lütfen. ...5000. Yarın bu numaraya konum atarım. Benim.
hesapta 3000 bile yok. Söyle Sistacığım. Benim 2000 liraya ihtiyacım var. Yüzbaşı. Hı? Asma suratına bu kadar ya. O kız da attığı adıma dikkat edecekti. De işte tek derdim o değil. Ne oldu? Tülin. Tülin'e ne oldu? Ya demeyeyim diyorum ama diyeceğim. Hı. Tülin akşama İnci'yi istemeye gelelim dedi. İnci? Daha da neler ya? Olur mu öyle saçma sapan şey? Olmaz tabii. Ya, kızın yaşı küçük daha okuyor. Bunu bilmiyor mu Tülinler? Bu biliyorlar. Söyledim. Olmaz öyle şey dedim. Ha, iyi demişsin. Dedim de. Ama yine de salak salak konuştu. Vay efendim okuyup da ne yapacakmış? Vay efendim. Ne demek okuyup da ne yapacakmış ya? Tövbe estağfurullah ya. Ne onlar istedi ne de biz böyle bir şey duyduk. Yok olur mu öyle şey? Komşuluk hatırına böyle bir şey yaşanmadı gibi yapacağız. Açılmadan kapanacak. Bitti gitti. Sıkma sen canını. Tamam. Kısa da bir şey söyleme. Yok tamam. Allah'ım ya Rabbim. Baba bak ne çizdim. Ne çizdim? Çöp adam mı? Ay o elindeki ne? Çöp. Seni çizmiş. Hay Allah'ım tövbe estağfurullah. Ya sana sordum değil mi? Ne dedin? Hayırlı bir kısmet çıkarsa uça uça verirler dedin. Ne oldu? Seher lafı ağzına sokup gönderdi seni. Yazıklar olsun. Ne yazıklar olsun? Kendi kendinize gelin görüyor musun be? Allah'tan kadın kabul etmemiş. Bir de beni sokacaklar dışın içine. Ben sana sordum değil mi kızın gönlü var mı diye? Sen ne dedin? Var baba dedin. Ne oldu? Oğlum sana abi diyen kıza gönül düşürecek kadar aciz misin lan sen? Hiç mi gururun yok lan senin? İşte. Ya giderse gitsin. Lan. Niye gururunu kırıyorsun çocuğun? Ben ne gerekiyorsa onu söyledim. Gururluk kırılan adam bana değil kendine bakacak. Ben ne yaptım ne ettim de bu lafları yiyorum diye dönüp bir kendine bakacak. Sen de öyle. Allah akşam akşam rezil edecekler benim mahalleye. Biriz evimi denemek yerine ha. İsteseydik önce. Küçük gördü galiba. Öyle mi oldu? Yılan kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. Öyle mi oldu ya şimdi? He? Kolejde okuyormuş da, cartmış da, yurtmuş da. Vay anam vay ya. Doktor olacakmış. Ya ben sana hastayım zaten. Sen gelip bana doktor olsana. Ne var ya abi? Yanlış mıyım ben? Eyvallah abi, eyvallah. Ne eyvallah? Sen de her şeye eyvallah diyorsun. Bizi mi eğiliyorsun? Bademin de buz gibi zaten. Ha git lan buradan. Ne bağırıyorsun abi ya? Sanki ben buraya kendim mi gelip oturdum? Zorla oturtuyorsun. Ondan sonra da kovuyorsun. Bu bir kere buzlu badem, buzlu. Buzuna da sana da. Hadi kaç. Mustafa. Abi. Çok içtin. Kalk. Yavaş yavaş eme hadi. Allah belamı vermesin ki yemin ediyorum ben de aynısını istiyorum ya. Ya ben artık böyle düzenimi kursam abi. Ha? Güzel olmaz mı açsam dükkanımı şöyle.
Ha? Şık olmaz mı abi? Olur, olur. Sonra böyle aynen senin dediğin gibi yavaş yavaş böyle evime gitsem. Ama bana kapıyı ince açsın, olur mu? Bu kapıyı bu kadar güzel açar ki o böyle açsın. Sonra bana desin ki hoş geldin Mustafa'm desin. Hoş geldin kocacığım desin. Mustafa. O kadar güzel olur ki baksın bana. Baksın bana. Mustafa. Ha? Kalk artık ama. Yeter. Hadi kalk. Tamam. Kalkayım ben o zaman. Hadi yavaş yavaş. Tamam tamam. Bana yaz bunu ha. Tamam yazarım ben. Sen yavaş yavaş hadi. Ademciyi de almayalım bir daha. Almam almam. Oğlum Mustafa'yı açın kapıyı. Ne oldu? Seninki çıkamadı tuvaletten. Ya. Koca adam oldu. Tövbe tövbe. Elleme ya. Yemin ediyorum bir gram akıl yok bu çocukta. Deme öyle şeyler benim oğluma. Ne diyordun sen? Ünlü olunca seni magazin programlarına çıkaracak. Orada görünürsün artık. Ne güzel işte, ben de ünlü olurum. Canlı yayınla bağlanırım sana. Selo, selo. Yüzbaşım. Ne yapıyorsun? Çekilsene. Ne yap? Gözlerini diktin, niye öyle bakıyorsun bana? Karım değil misin? Bakarken izimi alacağım. O izni ben 25 sene önce aldım. Ama değil, bak o zaman. He. Şu oğlana yatır hadi. Gel. Of, gel bakalım oğlum efendim. İncim, kızım daha iyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim anne, iyiyim. Ben biraz hava alayım diyorum, daha iyi olurum. Hava, hava alayım diyor. Tufan da gelsin seninle. Tufan da gelsin. Yok baba, ben yalnız olsam sanki daha iyi. Gelsin canım, hem zihni açılır hem. Anne ben yalnız yürüyeyim mi? Tamam tamam, Selo. Tamam kızım, hadi sen sokağın başına kadar git, hemen dön oradan ama. Öteye geçme, tamam mı? Tamam. İstiyor musun? Ver. Sahiden kim acaba ya? Hı? Vallahi bilmiyorum ama Turgut Paşa iyi oldu. Bence Hande hamile. Nasıl ya? O ne demek? Abi sana öyle bir bakıyor ki sana baka baka hamile kaldım dese inanırım ben şahsen. Oğlum hakikaten vuracağım sopaya. Çapkın olmak isteyen gençlere birkaç tavsiyeniz var mı acaba Mert Bey? Çok istiyoruz da bu cevabı. Bir iki taktik verebilir misiniz? Hakikaten dayak istiyorsun, yerine geç. Lütfen getirin. Ya Mert Bey lütfen. Ha? Yerine geç. Tamam peki. Kaldıramaz lütfen, yapmam şaka tamam. Amma his yaptı ya. Yeter herhalde. Oh. Abi yalnız gözümden kaçmadı. İnci sana okulda hiç pas vermiyor ha. Yani okulun başında demiştim acaba bir şey olacak mı diye. Çünkü İnci ile gayet iyiydiniz. Sonra sen Hande ile birlikte oldun. İnci okulda sana hiç pas vermiyor. Ne oluyor oğlum? Anlamadım ben hiçbir şey. Ya oğlum ben de anlamadım ki ya. Ya sanki böyle özellikle benden kaçıyormuş gibi. Sanki benimle karşılaşmak istemiyormuş gibi yani. Sen de görüyorsun zaten. Sen İnci'yi Hande mi sandın ya? Senin ne çakal olduğunu anlamıştır o kız oğlum. Yok sen hakikaten dayak istiyor canın ya. Tamam ne yapıyorsun ya abi, tamam Allah Allah vuracağım ben. Ya bak tamam tamam. Herkes agresif bir evde, sakin olun ya. Oğlum bak yanıma gelme, geç yerinde otur. Otur. Battaniye bende kaldı. Kahvemi uzatır mısın lütfen? Allah'ım yarabbim. Yaktı kız kendini, yaktı. Kendini de ailesini de yaktı. Ne olacak şimdi? Kızım bitti, yandı hayatı ya. Yani küçücük yaşta annem olacak Selo ya. Doğuracak mı? Vay. Vay vay. Bu saatte nereden geliyoruz ya İnci Hanım? Hı? Hayırdır? Mustafa abi. Abi mi?
Abi ne yesinler kızım, ne hadisi. Abi çekil de evime gideyim. Niye? Sarhoşsun. Hadi sen de git. Bak 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 bak. Havalara bak sen ya. Kızım sen zengin p***lerin arasında okuyorsun diye kendini bir p*** zannediyorsun. Hayırdır? Cevap vermemelere tenezzüller filan. Tamam, o zaman benden sana bir abi tavsiyesi. Tamam. Bak o zengin ile birlikte okuyor olabilirsin. Onlardan biri gibi olmayı da hayal ediyor da olabilirsin. Ama olmaz. Niye olmaz? Ben sana söyleyeyim. Bir kere senin anan o okulda Adem'e. İnce. Ne oldu ya? Kötü bir şey mi dedim sana ben? Ha? Hakaret mi ettim? Gerçekleri, doğruları söyleyince mi sıkıntı oldu? Ha? Bak onların arasında senin yüzüne gülenler vardır. Eminim vardır. Ama o insanlar var ya, o insanlar sırtına binmeyeceği şeyin önüne ot koymaz. Bunu aklında tut, tamam? Bir gün gelir. Bir şey olur. O zaman dersin ki, ah be, ah be Mustafa sen haklıymışsın be, dersin. O zaman ben de sana derim ki, derim ki sana ben o zaman. Hiç diyemem lan ben sana. Ne diyeyim ki ben sana zaten. Siz buyurun. İnce Hanım ben sizin önünüzü kesmiş gibi olmayayım. O zaman işte ben sana derim ki, beni niye sevmedin ya? Derim. Beni sevseydin ölür müydün? Bak sen beni sevmedin, ben öldüm. Nereye gidiyorsun kızım hafta sonu? Kısralara gideceğim anne. Şimdi ders çalışacağız. Hava kararmadan gelirim. Tamam kızım. Şarjını aldın mı? Aldım annem, aldım. Kızım. Kızım böyle öpmeden falan. İncim yok vallahi, ben senden bak korkmaya başladım kızım. Bak kurban olurum, bak Allah'ın adını verdim. Eğer böyle bir sıkıntın, bir derdin varsa ne olur söyle bana kızım. Ben senin ananım. Yok anne, bir şeyim ne olacak? Sınavlar falan benim canımı çok sıktı ama bitsin sınavlarım, iyi olacağım. Söz, iyi olacağım.
Tamam da yavrum, böyle gözlerin dolu dolu nasıl bırakacağım ben seni? Ne oldu? Bir şey mi oldu, ne oldu? Mustafa abi canımı sıktı. Ondan, yoksa iyiyim yani. Nerede gördün Mustafa? Dün yürüyüşe çıktım ya, orada karşıma çıktı sarhoş. Bir şeyler anlattı, saçma sapan da anlamadım zaten. Ne dedi? Bir şey dedi mi? Geveledi ağzında bir şey de anlamadım öyle. Ben anladım. Anne gözünü seveyim, babama bir şey söyleme. Bak ben sarhoş dedim, geçiştirdim, sakın söyleme. Yok, 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 söylemem canım, şey değil. Hadi, hadi git sen. Selam söyle şeye, Esra'ya. Tamam. Ne oldu? Ne oldu kızım? Anne. Ah, kurban olurum. Yavrum. Hadi görüşürüz. Hadi. Söyle. Sakın ama sakın bir daha kızımın önüne çıkmasın. Hele ki sarhoşken. Lafına bir seher. Kim kimin önüne çıkmış? Kim olacak? Oğlun Mustafa kızımın yolunu kesmiş. Bak, bak Tufan duyarsa, hele ki Selo duyarsa çok fena olur. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Defol git şuradan be. Sabah sabah seninle mi uğraşacağım? Allah Allah. Seher. Yok bir şey, yok yok. Bir şey yok. Hadi eve geçelim, hadi. Seher, bak bir kere soracağım. Sen Tülin'le kavga mı ediyordun? Ya dün gece Mustafa İnci'nin yolunu kesmiş. Dut gibi sarhoş hem de. Ya ben bunlara gelmeyin dedim ya. Gururuna dokunmuş oğlanın herhalde. Ben onunla bir dokunacağım şimdi. Yolda geçerken gördüm zaten. Dur şunu, dur. Selo, dur bir hele. Kimse benim kızıma dokunamaz. Dur. Kim o ya? Selo. Kim o? Selo dur hele. Selo kurban olmuş. Selo. Selo. Selo ben konuştum Tülin'e. Gene gene söyledim ben. Bırak. Selo. Bırak. Para hazır. Malları göreyim. Ne? Be kızım ya. Hani filmlerde olur ya böyle değiş tokuşlar da mal hazır, para hazır falan. Espriyi açıklayınca da bir tuhaf oldu. Anlasan gülerdin. İnci, bak. Sormayacaktım. Para için sormuyorum ama bir garipsin. Başın belada mı? Bir şey mi oldu? Kaygılanıyorum. Halledeceğim. Sorma diyorsun yani. Anladım. Tamam. Öyle diyorsan. Sağ ol. Ama şimdi benim gitmem lazım. Tamam. Ama aklım sende. Beni arayacaksın değil mi? Arayacağım. Tamam sister. Sağ. Efendim anne, ne oldu? Oğlum,
Seher geldi, kapıya dayandı. Gece sarhoş sarhoş İnci'nin önüne çıkmışsın. Bir şeyler geveledi annem. Anlamadım ben, nedir? Ne önüne çıkması anne ya? Eve geliyordum, yolda karşılaştık. Ne yapayım, eve mi gitmeyeyim, başka yerde? Acı kapıya dayanmak ne ya? Allah Allah, sanki bir şey yaptık kızına. Mustafa! Mustafa! Kapat anne, kapat. Dur, kapat ya, kapat. Mustafa! Ne olayım sen? Buyur Selahattin amca. Dua et. Niyetin olsun, yoksa var ya... Bir daha ayık ya da sarhoş kızımın karşısına çıkmayacaksın. Yoksa canını yakarım seni. Hadi gidelim sen, okur musun? Anladın mı lan? Kızımın karşısına çıkmayacaksın. Hadi. Görünce yolunu değiştireceksin. Niye yapacağım ki bunu? İstersen yapma. Kızım seninle ilgili bir şey söylerse bana. Yaparsa, ederse, gelirse, giderse... Ne diyorsun ya Selahattin amca? Sen de gelmişsin, bizim kapıya dayanmışsın. Ayıp değil mi ya? Şimdi gelmişsiniz, burayı basıyorsunuz. Hayır, ne oluyor ya? İnsan gibi gelip kızınızı isteyelim dedik. Sanki bir şey yaptık o havalı kızınız İnci'ye. Kızımın ismini ağzına almayacaksın. Ya sen niye atarlanıyorsun bana Selahattin amca? Kime senin dayılığın? İşim olmaz. Ne seninle, ne de o zengin koca bulurum derdindeki kızımla. Mustafa abi misin? Mustafa abi. Tamam sen hadi gidelim. Terbiyesize bak tamam, be. Tamam. Terbiyesize bak dediğin lafa bak. Tamam Selam. Komşu olacaklar tamam, bir de. Tamam, onu tamam, söyler misin? Ettiğin lafa bak. Tamam tamam. Bak da ettiği lafı tamam, duyuyor musun tamam, sen? Tamam. Ulan komşuyuz şurada tamam, be. Tamam tamam. Komşuyuz şurada tamam, bırak. Tamam tamam. Tamam gel. Ya tamam çekiştirme ya. Mustafa ne yapıyorsun? Mustafa yapma. Selam abi. Gel. Ben mi? Evet. Hadi. Olmayacak. Sen daha önce hiç yok. O zaman nereden biliyorsun bir şey olmayacağını? Bilmiyorum. Ama öyle inanmak istiyorum. Hem senin için hem kendim için.
Kızım hadi, senin keyfini mi bekleyeceğiz ya? Geliyorsan gel. Yaptın mı çişini? Hey, çişini yaptın mı? İyi. Al bunu. Üzerindekileri çıkarıyorsun, bunu giyiyorsun, tamam mı içeride? Hadi. Al. Kızım hadi. Ne oldu? Utandın mı sen? Ama bunun için biraz geç kaldım küçük hanım. Ay her haltı yersiniz, buraya gelince utanırsınız. Hadi çabuk. Ultrasonda bakalım kaç haftalıkmış. Ha. Daha sonra bir damar yolu aç. Sakinleştirici ver. Baksana yaprak gibi titriyor. İyi tamam, sonra soyunursun. Bırak onları şimdi. Geç böyle, buraya yatacaksın. Sık. İyi güzel Tamer. Oh, seni rahatlatacak şimdi. Tamam burası. Sıyır baltonunu. Hadi sıyır. Sıyırsana. İçeride kaç kız var? Biri daha var. Lahmacunlarımı atma ha. Bunları daha sonra yiyeceğim. Şu pencereyi açsana, içerisi lahmacun koktu. Ay evet. Oh. Evet. Bakalım ne varmış. Sen gelmeseydin buraya, 14 haftalık olmuş. Şu hale bak. Merhaba. Aç kapıyı, polis! Aç kapıyı, polis! Aç kapıyı, polis! İçeride olduğumuzu bilin. Çantayı getir, çabuk! Kaçmaya çalışmayın. Evlatlar, evlatlar çabuk ol. Kapıyı aç. Elini çabuk tut. Çabuk ol. Çabuk ol, çabuk. Yardım ver beni. Etrafınız sarıldı. Hiçbir yere kaçamazsınız. Hastamız 50 yaşında, sol batın bölgesinde bıçakla yaralanması var, bilinci kapalı. Selam, Selam aç gözlerini, Selam, aç gözlerini, Selam beni bırakma, ne olur beni bırakma. Hadi, 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 çabuk. Sen tansiyon ölç, ben damar yolunu açıyorum. Tansiyon düşük. İzotonik başlıyorum. Elektrotları bağlayalım hemen. Oksimetreye takıyorum. Selam. Ömrüm. Ne olur.